bütün e, dünya evet, medyasında evet, da evet yayınlandı. Şimdi gelelim e, Mehmet Cengiz e, mülakatına. Şimdi günlerden beri Türkiye'de konuşuluyor bu insanlar. Beşli çete adı altında konuşuluyor, Hı -hı. tamam mı? Hı -hı. Ben de ben de bugün değil, aylardan beri yazıyorum. Ben diyorum Şahsen. E evet, bu bir ben, önceki gün. Bu şirakla, bu şirakla. Ben kaç bak Fransa'da? Bak. Ha, şu fotoğraf tarihi bir fotoğraftır bu. Tarih oldu. Bıyıkla, bıyıklarından belli abi. Bu adam sırf... Evet. Bıyıklarından, <laughs> bıyıklarından benim, belli tarih oldu. Çok da iyi ibiş görünüyorum orada yani. <laughs> tamam mı? Bak şimdi Milosevic ve ben. Evet. Belgrad'da yapıldı bu. Yani adamın sarayında tek başına oturuyordu ve bir diktatörün yalnızlığını orada çok iyi gördüm. Ya bu... bu benim bu mülakatta sorduğum şeyleri adamımız Adam kendi istediklerini söyledi. Hı hı. Benim sorduğum sorulara falan cevap vermedi. Ama... Onun söylediklerini aldılar. Bütün dünya gazeteleri, New York Times'ından Washington Post'a kadar Şunu herkes neden sormadın? Kaç e, Müslümanı e, kesmiş? Kaç Ya güçlü, kardeşim ne? onu sorun. Benim ona itirazım yok. İstediğiniz kadar sorun bana onu. Ama ama şunu yiyin ya. Şimdi niye konuştun? Ben diyorum ki, bak derdimi bir kere daha anlatayım. Bu insanlar çok büyük şirketleri var. Gittiğimiz fabrikası adamın. Devletten alınmış bir fabrika değil. Kendi kurduğu bir fabrika. Gittik gördük etkilendim ben. Tut ki etkilendim. Tut ki Mehmet Cengiz'i savunuyorum. Tut ki. Hı hı. Tamam mı? İtirazlarım var. Onları da söylüyorum. Ama ya bir insana bu kadar yüklenirken bir Allah'ın kulda gidip sen ne diyorsun kardeşim demez mi ya? Biz onu dedik. Şimdi bak dünyanın her yerinde bunlar tartışılıyor. Dünya nerede? Bunları şey yapalım. Bunları şimdi göstermemize gerek yok artık. Şimdi... Dünyanın her yerinde bu tür olaylar oluyor. Hatırla bak geçen yıllarda Trump'ın döneminin son yılında Amerika Birleşik Devletleri'nde çok önemli bir olay yaşandı ekonomik olarak. Hı hı. Amerikan ordusu Pentagon tarihinin en büyük ihalelerinden birini açtı. Bulut e. bulut ihalesi. Bulut nedir? Bulut elektronik bilgilerin, dijital bilgilerin hı hı. saklanma yeri. Tamam mı? Ve Amerikan ordusunun bilgilerinin saklanacağı Bulut konusunda kimle anlaşacağız ha. diye. Bulut konusunda Amerika'da en gelişmiş teknolojiye sahip olan şirket Amazon hı hı. ve ihaleyi Amazon'un alması bekliyor herkes. Fakat Amazon'un başındaki patrona kızdığı için Trump gitti Microsoft'a verdi ve Microsoft o aldığı şeyle. Amerika'nın şu anda Apple'ı bile geçti. En büyük gene bir numaralı şirketi oldu. Apple'la yarışıyorlar devamlı. Şimdi bak Amerika'da bu olay eleştirildi. Niye ona verdin, niye buna Hı -hı. verdin diye. Ama kimse çıkıp hiçbir siyasete çıkıp Microsoft için çete demedi. Evet. Tamam mı? Bu tabii Yani e, Amerika için yani unik bir olay olabilir. E, dolayısıyla Türkiye'deki ya, tartışılma tamamı, meselesi kardeşim. bu ben... meselenin uzun yıllara dayanan <laughs> ve hep aynı yerlere gidiyor olması ihalelerin üzerinden tartışılıyor. başka şeyler zaten. de var tartışılacak. Yap-işlet-devlet modeli mesela. Anladın mı? İyi bilir, kötü müdür? Ben özel zamandan beri kendi payıma yap işlet devlet modelini savunuyorum ben. Bunun yararlı olduğunu hmm. inanıyorum. Çünkü ben Türkiye'de devlet ihalelerinin yaşadığım hayat boyunca gördüm. Bir bolu tüneli 20 yılda bitmedi ya. Ama bir hava alanı bitti. Dört yılda bitti. Şimdi havaalanı... Çanakkale Köprüsü bir yıl önce bitti. Bitti. Yani şimdi bak yine söylüyorum. Bu ihalelerle ilgili benim de itirazlarım var. Verilen garantiler konusunda, geçiş ücretleri konusunda. Ben ha, yani ayda bir kere İzmir'e gidiyorum karayolundan. Artık gidemiyorum çünkü köprü parası artı yol parası bana fazla gelmeye başladı. Sahiden de fazla hmm. gelmeye başladı. Hesap yapıyorum. Uçağın ekonomisiyle gidersem daha mı ucuz olur, daha mı şey olur diye. Şimdi... Bunları ben de eleştiriyorum. Benim de eleştirilerim var. Ama ya bu şirketlerde binlerce insan çalışıyor. Ve sana bir şey söyleyeyim. O şirketlerde çalışan insanlarla bir insanların arasında gidip gizli oylama yapılsa kendim kadar eminim çoğu muhalefet partilerine oy verecek insanlar onlar. O çalışan binlerce insan. Evet gördük yani. yani Kendimiz gördük. 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 Tamıştık, tamıştık ya. Da gördük. Gördük. Şimdi yani Putin, ben e... diyorum ki bunu bunu çete demeyin. Hükümete istediğinizi söyleyin, bilmem ne yapın, şunu yapın, bunu yapın. Ama yarın bir gün bu hükümet gidince ne yapacağız bu şirketleri? Kapatacak mısın? Kapatmayacaksın tabii ki. Çünkü peki, bu artık Peki, peki ellerinden bunları alırsan, değerleri. ellerinden bunları alırsan, bunlara harcadıkları, yaptıkları harcamaların bedelini ödemeyecek misin? Ödeyeceksin. Ya. Tamam mı? Yani yoksa buraya yabancı şirket gelmez. Ben bunu anlatmaya çalışıyorum. Şimdi bunu böyle. Yani belki de o röportajda senin o söylediğin size beşli çete denmesine e... E karşıyım söylüyorum. Karşıyım, karşıyım, karşıyım. Kabul, kabul söylüyorum. etmiyorum Sözüm belki de yani sosyal medyada falan da o kadar çok döndü. Yapsın desinler. gene aynı şeyi söylüyorum. Gene aynı şeyi söylüyorum. Bu benim fikrim. İsteyen kabul eder, isteyen kabul etmez. Yani bana neler diyorlar ya? Allah aşkına ben o zaman benler böylese ben tamam öyleyim yani. Ama bir şey hakaret eden insanların yaptığı hakaretlerin hepsi o hakaret. Geçerli kılıyor mu yani? E. Bugün bizi eleştiren insanlarla ilgili geçmişte neler dendi? Ya bak şimdi bu e, yapışmaz mı? aklama paklama dendi bizim röportajımız için PR şimdi. çalışması dendi, bir ton, bir ton e, kesin, şey söylendi kesin. Ama ben kesin. ben mesela şunun bir e, gazetecilik e, ve iyi bir gazetecilik olduğunu bak başından beri söylüyorum. Her her e, yerde de aynı şeyi söyledim. Çünkü ya şunu neden sormadın? Bunu neden sormadın? Bu bir görüş. Tabii çağırın. Sen git olsun. sor. Ben biz, ben biz bunu bu tabii, kadarını tabii. sorduk, tabii. bu kadarını yaptık evet. ve oradan aldığımız o bilgilerle bir haftadır bütün muhalif gazeteler dahil olmak üzere bir grinden Cumhuriyet'in sözcüsüne bütün muhalif kanallar olmak üzere bu röportajı konuşuyorlar. Evet. Şimdi bunun haber değeri yok ise bu gazeteler ve televizyonlar bir haftadır ne konuşuyor? Ben gerçekten merak ediyorum meseleyi Ya bu ya, e, doğru söylüyorsun yani. Ne konu ama bak iyi gazetecilik yapanlar da var. Mesela Sözcü'de Çiğdem Toker. Hı hı. Aldı bu bizim mülakatta söylenenleri. O mülakatta ben ben olsam o mülakatta yani şimdi burada tekrar etmek istemiyorum. Ee. Bizim o mülakattan sonraki konuşmalarda falan ben bir gazetenin başında oturuyorsam en az 5 tane manşet çıkardım. Hem de muhalif açıdan çıkarırdım. Ee. Tamam mı? Ama bak Çiğdem ne yaptı? Tebrik ederim. Çünkü bizim hürriyetten yetişmiş çok hı. sağlam bir Ekonomi yazarı arkadaşımızdır. Doğru. Çiğdem dedi ki iki ihale aldım diyorsun. Hayır üç ihale aldım dedi. Hı -hı. Canımı alsın ya gelsin. Çiğdem bana desin ki Ertuğrul Bey niye sormadınız bu soruyu? Tamam. Bak bu, bu bir gazetecilik gençlisi. Işte. Bravo. Vallahi tamam. doğru söylüyorsun derim ben tamam. ona. Anladın mı? Ama daha Vay senin niyetini. Vay neden gittin? niye oradasın? Efendim Niye bu hangi yapıyorsun? menfaatle? Menfaat bu işte. Dayak yemek. <laughs> meydan dayağı yiyoruz. Yani. Menfaatimiz <laughs> bu. Bir haftada yediğimiz <laughs> meydan dayağının yani sen. Yani Bir şey bak söyleyeyim sana. Bunun hiçbir anlamı yok kardeşim. Ama bak yani. bunun somut bir örneğini göstereceğim. Şimdi bak demin evet. konuştuğumuz meselenin. Halk TV'de geçen gün evet. bizzat zaplarken gördüm. Yine bizim bu görüntüyü görünce takıldım artık şeyde ne konuşuyorlar diye. Bir o görüntüyü e, Gökmen'in e, yaptığı program, Gökmen Karadağ'ın e, yaptığı programda Barış Beylivan var gazeteci arkadaşımız. Salim Şen var ve e, CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır var. Ali Mahir Başarır da Beşli Çete diye kitabı yazan tamam. bu konuyla ilgili Yasın şey yapar. tamam. Yok, şimdi konuşuyorlar konuşuyorlar tabii ki gazeteci meslektaşlarımız bizi eleştiriyor. İşte böyle soru mu sorulur bilmem ne ne için gitti oraya falan filan diye bildik şeyleri anlatıyor anlatıyor anlatıyor. Daha sonra bu tartışmanın bir yerinde Gökmen ne diyor biliyor musun? Bak şimdi onu aldım ve yayınlamak istiyorum. Bir Gökmen'in ne dediğini görelim arkadaşlar. Ben şimdi Cengiz'in tamam. İhale bölümüne esas girmek tamam. istiyorum. Yani, yani birden fazla manşet var ortada. Tabii. Biri 17-25 Aralık tapelerinin, o tapelerin muhatabı olan bir kişi tarafından doğrulanması büyük Gel. bir manşettir, büyük bir skandal. Bak şimdi, yani, gerçeği, gerçek şimdi, bir Bu şu, 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 laf, benim için evet. çok önemli. Tamam. Da, bak, e, konuşca bak, bir 40 dakika falan konuşuldum mesela, o şeyde. Birden fazla manşet vardı, size, evet, değil abi. mi? E, yap manşeti niye yapmıyorsun? Birden fazla manşet vardı. Bak evet. kendi İtiraf ediyor bunu. Diyor evet. ki birden fazla manşet Tabii. var bu röportajın içinde. Tabii. Senin dediğin gibi. Gerçekten bugün bir gazetenin genel yayın yönetmeni olsa eminim o 5 manşet çekerdi. Şunlar 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 diye koyardın muhalif. Şey. İşte Sen şimdi ben neler bu, yapardım burada ya? Gazetecilik değilse ne bunun adı anlamadım ki. Kıskançlık. Vallahi kıskançlık herhalde biliyor musun? Gidin yapın arkadaşlar. Baksana ya ne diyorlar ben bakıyorum şişelere falan. Efendim. Yıllardır gene bu aynı adamlar mı Ya bunu bana söyleyen adamlar Bu meslekte benden daha önce başlamış insanlar Ve hala yerlerinde oturuyorlar Gördüm <laughs> tamam gördüm mı? Yani demin, Ayıp ulan ayıp ya <laughs> Gidin bakın şu Sözcü gazetesinin yazarlarına bilmem bilmem. Hepsi benden önce başlamış insanlar Yani niye oturuyorsun Bir de bir şeyim e oturuyorum da ki, oturmuyorum ki ben siz oturuyorsunuz ben yürüyorum devamlı gidiyorum oraya e. buraya oturan ben değilim siz asıl köşelerinizde durmadan oturuyorsunuz ve oradan oturduğunuz yerden konuşan kafalar olarak ve bazen de uyuyan adamlar olarak bazen de cep telefonunuzdan böyle bakarak uyuyarak <laughs> gömülen adamlar yani gömülen adamlar şimdi bana bak, bunları anlasınlar ya yani muhabir he. arkadaşımız bak muhabir